yapmaya çalışıyorum. İnşallah buralarda ki tecrübemizi bu idarecilik yönde de güreşçi arkadaşlarımıza, güreş yarışmasına aktarmaya çalışacağım. İnşallah. Hasan Hocam, bugün tabii sosyal medyadan da yazıyorlar. Biz de bunu biliyoruz ama şöyle, lig güreşleri çok göze battığını, çok çekişmeli güreşler olduğunu ama sezondaki güreşlere kıyasladığın zaman arada bir fark olduğunu söylüyorlar. Bu nasıl işlenebilir? Şimdi az önce tartıştık bir arkadaşlarla bunu. Ben bunu federasyon başkanımıza da söyledim. Gerçekten lig güreşlerinde yani şimdi eskiden Kırkpınar ve Elmalı hep gündem alınır, kamp alınır güreşçiler seyirci açısından. Şimdi lig güreşlerinde dahil bu 7 güreşe çıktı. Tabii çocuklar da etten kemikten yapılma. Yani yıpranıyorlar gerçekten. Az önce onun için de bir jenerasyon vardı. Mesela Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil, Fatih Attı gibi bir jenerasyon, aynı jenerasyon bunlar. Tabii yaş olarak artık öne çıktı. Artık gençler ön plana çıkıyor bu süreçte. Hani bugün burada olduğu gibi. Bu nedir? Artık vücut yıpranıyor. Çocuklar her gün, her hafta bu şekilde üst üste üstün performanslı güreşler olduğu zaman vücut yıpranıyor. Ondan sonra kalite düşüyor. Doğru. Bunun kalitesini şöyle arttırabiliriz. Benim şöyle bir tavsiyem var. Federasyon başkanımıza da bunu paylaştım. Sağ olsun. Federasyon başkanımıza bizim fikirlerimize saygı duyuyor. Biz dinlemeye çalışıyor. Mesela bu Alanya Gökbel güreşi Türkiye'de kaliteli güreşlerden bir tanesi. Türkiye genelinde Manisa Yunus Emre, Samsun'da Vezir Köprü, Konya Altı, Korkudeli güreşleri, aklıma gelen Kumbuca güreşleri. Marka güreşler. Marka güreşler bu güreşler. Bu güreşlerde en azından ilk dörde bir puan getirilmesi lazım. Bu puan sıralamasını etkilemesi için. Mesela buranın birincisine 3 puan verelim başta. İkincisine 2 puan, üçüncülere de birer puan. Hani bir şey hani burada puan yarışına girilebilir. Burada bu şekilde kalite artabilir diye düşünüyorum. Zaten lig güreşlerinin kalitesinin artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi maddi olarak dan ziyade altını çizerek söylemek gerekirse Kırkpınar'a giden yolun lig güreşlerinden geçeceği için yani ilk 8, 16, 3. torba, 4. torba kategorisine girmek için mücadele ediyorlar zaten. Orada çetin mücadele oluyor. Ama diğerinde herhangi bir puan olmadığı için de açık söylemek lazım. Yani çok sıksam da çok sıkmasam da bir anlam ifade etmeyeceğini düşünüyor. Tabii bunu eleştirenler de güreşse onlar da o yoldan geçecekler. Tabii. Yani şimdi bekara bilmem ne boşamak kolay derler. Argolu bir sözdür ama içinden gelen bir kişi siz de ben de olduğum için her hafta haftada 2-3 bir kere güreş sıkı yapılmaz. Tabii. Yani bunu çok özür dilerim söylüyorum ama bu böyle %100 performansını verdiğin zaman tabii mutlaka sakatlanma olur yani. Tabii canım. Olursa, oluyor da zaten şimdi Orhan sakat, İsmail sakat. Olur da seyirci de İzleyici de öğlenden akşama kadar oturuyor ya. Yani güreşi beğenmiyor. Tamam, beğenmeme hakkı da var. Ama öncesini ve sonrası beni bağlamaz diyor. Hakkı da ben burayı izlediysem kardeşim diyor. Tabii canım. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal mı? Tabii. Nasıl olacak Hasan abi? Bir de işte hani çözüm üretmeye çalışacağız. Evet. Bunun çalışsaylar olacak sezon sonu. Hani federasyon başkanımıza bu konuda gerçekten hakkaniyetli davranmaya çalışıyor. İnşallah ben işte korkum şu. Şimdi bu tip güreşler mesela ben bugün güreşler oldu ama istediğimiz kalitede yine olmadı. Hani her yerde doğruya doğru. Güzel bir değerlendirme yaptım. Aynen. Şöyle bu lig güreşleri olurken altyapıyı düşünmek lazım. Şimdi güreş lig sayısı olur, güreş sayısı düşecek. Türkiye'de belki yılda 10 tane, 15 tane güreş olacak. Bundan 3-5 sene sonra. Bu güreş sayısı düştüğü zaman altyapıda güreşçi sporcu bulamayabiliriz. Öyle bir tehlikemiz de var. Bunlara bir çare bulmamız lazım. Altyapıyı özendirip
Şimdi bu çocukların başvuru olmamış. Tamam, bunlar bir şekilde yürütürler, 3-5 sene götürürler. Sadece başı düşünmemek gerekir. Tabii. Şimdi çocuk senede 15 güreş için ben başa mı çıkacağım diye, mücadele mi edeceğim diyebilir. Altyapıda kopmalar olabilir. Çok güzel. Yani iyi çocuklardan kopmalar olabilir. Biz bunları değerlendirmemiz lazım. Aslında çok yönlü düşünmek gerekir. Tabii. Yani olaya sadece çetin ya da çetin olmayan değil de altyapıyı, burada, kültürü değil mi? Burada kültürümüzü biz düşüneceğiz. Yani geleneğimizi kesinlikle düşüneceğiz. Üstünde federasyonu düşüneceğiz. Belediyeyi düşüneceğiz. Spor sayısı. Sporcuyu düşüneceğiz. Yani bunların hepsini bir anda yapmamız lazım. Hani birini yapıp birini hor görürsek olmaz. Evet. Yani bunların hepsini yatırıp inşallah bu dönem ben şöyle düşünüyorum. İbrahim Türkeş böyle bir yenilik geçiş. Geçiş dönemindeyiz şu anda. Geçen yıldan beri bu yıl tamamlanır diye düşünüyorum. Artık sistem oturur diye düşünüyorum. Ama işte bu böyle kaliteli güreşlerde, bu gökbel güreşleri gibi güreşlerde şeyi yapmak lazım. Bu puan sistemi. O ambiyansı bozmamak lazım abi. Lazım. Mesela benim korkum haftaya Festikan olacak. Yani o Festikan ligden kopmaması lazım kalite olarak. Tabii. Çünkü yıllardan beri o Festikan'daki güreş konuşuluyor. Hakeza Gökbel'de de öyleydi. Birden düşünce tamam sırıtıyor ama iyi düşünmek lazım Hasan abi ya. Hani burada bir nevi beyin cinvasisi yapıyoruz ama tabi seyirci hepsini yazıyor. Aa bu şöyle bu böyle eleştirmek kolay da ne yapmak gerekiyor? Bir gecede bazı şeyler çözülmüyor. Tabii ya, artık onlara alıştık sosyal medyada. Hani tek yönlü düşünüyor. Adam Ramazan Tokçası seviyor. Onun göz önünde hani onun şeyinde bir şeye bakıyor, hani bakış açısı öyle, onu eleştiriyor. Ama çok yönlü bakmak lazım. Şimdi Ramazan Hasan Aydın eleştirirken, Ramazan tok sözlü överken bir düşünmek lazım. Ramazan eleştirirken, Hasan Aydın'ı överken düşünmek lazım. Yani bu niye böyle oluyor, neden böyle oluyor? Ama bunların çözüm bulunacak. Ben şimdi Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeler Birliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın, onun güreşte baş danışmanı oldum ben. Bu hayırlı konu, olsun. Evet, teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili de çalışmalarımız var birlik olarak. Zaten federasyonumuza eş güdümle gidiyor çalışmalar. Tabii şimdi sezonun ortasındayız. Sezon bitecek artık. Bu sezon bu şekilde bitecek. Sezon sonu tekrar masaya yatırılacak. Hatasıyla, doğrusuyla elimizden geldiği kadar biz de fikirlerimizi sunacağız. Artık federasyonumuzun alacağı kararlarına saygı duyacağız. Bir de Hasan Hocam, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2 sadece ligde güreşebiliyor. O da bir bölgede. Şöyle, ve dolayısıyla Kırkpınar'a onlar ilk 8 güreşiyor. Onu işte şöyle yaptılar. Niye öyle yaptılar biliyor musunuz? Şimdi çocuk gelişimi, sen daha öğretmensin, evet, daha evet. İyi bilirsin. Çocuk gelişimi o yaşlarda uzun yollarda çok etkilendiğini söylediler. Hani uzman isimler. O yüzden federasyonumuz böyle bir karar aldı aslında. Bir de şimdi Antalya'da güreş Antalya'da sporcu Gaziantep'e gidiyor mesela. Hani o yolculuk küçük çocukların yolculuğu biraz sıkıntılı oluyor. Gelişimlerini engelliyor, beslenmelerini engelliyor diye. Öyle bir uzmanların aslında detaya girecek olursak Antalya'daki ilk 8'e girenle Şahinbey'deki ilk 8'e giren aynı kalite değil. Yani ne demek istiyorsun? Orası var. Ben orası var işte. Onu demek istiyorum. Çok. Detaylarına girdiğimiz zaman bir de az önce dediniz ya alt boyları düşünmemiz lazım. Tamam. Çocuğun sağlığı şu bu ama bir de ağaç yaşken eğiliyor. O küçük boydan itibaren güreşmezse Kırkpınar'da, o Kırkpınar'ın ayrı bir havası var. Yani tabii. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Siz çok hassas bir konu. Valla inşallah yeni bir yola girdik. Yeni bir sisteme girdik. Başarılı olur diye düşünüyorum. İnşallah. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız. İnşallah. Olmasa da ne yapalım. Yani burada federasyon da Allah var elini taşın altına koyuyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah başarılı olur diye düşünüyorum. Sizlere de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yorumunuz bahtınız açık sağ olsun. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Son sözlerinizi alalım. Ben buradan Elmalı hemşerilerime, Antalyalı bizi seyreden, Alanya'dan, Antalya'nın bir ucu Gökbel Yaylası'ndan, Konya sınırından herkese çok selam söylüyorum.
inansınlar güreş adına en iyini varsa yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı da olurum diye düşünüyorum. Önümde bir 4 sene 5 sene var. İnşallah daha güzel olur. Daha iyilerini yapmaya çalışacağım inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın canlı yayın konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Final müsabakası Mustafa Batu ve Enes Doğan arasında geçiyor sevgili seyirciler. Başaltı boyu final mücadelesiydi. Sona erdi. Serikti. Başaltı pehlivanı. Çilengel kardeşlerin büyüğü. Ankara Aski Spor'un güreşçisi. Yenerek şampiyon olmuştur. Evet, kıymetli güreş severler. Başaltı güreşlerinde. Evet. Başaltı bitti mi? Evet. Tekrar Çilek, anlatabilir misiniz? Başaltı güreşlerinde Serik Belediyesi'nin pehlivanı Serikli Çilengel kardeşlerin büyüğü baş altında şampiyon olmuştu. Celal Bayar Çilengel. Celal Bayar Çilengel. Yaşar Şan da ikinci oldu. Yaşar Şan ikinci oldu. Serik Belediyesi'nin pehlivanı Hasan Borucu üçüncü oldu. Hasan Borucu, Antalya Aksu yine üçüncü. Finike. Antalya Kırmızı Belediye Başkanımız. Finikeli. Finikeli. Yusuf Avcıoğlu'nun Finikeli pehlivan. Yusuf Avcıoğlu'nun pehlivanı. Sayın Semih Demirisi'nin pehlivanı. Ömer Yasin Gökkaya. Ömer Yasin Gökkaya. Başaltı. Üçüncüsü Hasan Borucu. Ömer Yasin Gökkaya. Baş altında üçüncü olan başaltı boyunun üçüncü olan pehlivanları. 18. Alanya Gökbel yağlı pehlivan güreşlerinde. Şu anda ikinci anons ediyor Cazgır Eminger. Yaşar Şan başaltı boyunda ikinci. Doktor Sayın Kadir Köprü'nün pehlivanı. Yine bugün burada baş güreşlerde Mustafa Batu Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Manavgat Belediyesi adına güreş yapan Enes Doğan. Final müsabakasını izliyorsunuz. Enes Doğan bastırdı Mustafa Batu'yu. 93 doğumlu Celal Bayar Çilengel. Başaltı şampiyonu Serikli Celal Bayar Çilengel. Evet, 2000 doğumlu Enes Doğan, 93 doğumlu Mustafa Batu'ya karşı mücadele ediyor. 7 yıl yaş farkı var. Enes Doğan da büyük bir gelecek vadeden baş pehlivan. Enes Doğan. Elmalı, yuvalı. Bu arada yuva demişken yuvalı Süleyman Parin. Kadriye Parin ailesine de selamlarımızı iletiyoruz. Her meydana davetini açıklıyoruz.
Muratpaşa Belediyesi adına güreş yapıyor. Düzeltiyorum. Sevgili Durali Bağlar ve kardeşi Berkay Bağlar'a teşekkürler. Enes Doğan Muratpaşa Belediyesi adına güreş yapıyor. Mustafa Batu Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Yaşayan efsane Ahmet Taş diyor ki lig güreşleri, yöresel güreşleri bitirdiği gibi Tarih Kıpınar güreşlerini de zedeliyor diyor. Ahmet Taş ustamızın da mesajını hemen okumuş olduk. Evet, üçüncü mecralarımıza ve ikinciye ve birinci mecralarımıza mecralarımızın olmazsa olmaz. Bu arada olimpiyat şampiyonlarında evet. Özür, pozisyon. Evet, mecralarımız, kollarımızı bir kaldıralım. Almak ve havayı asmak da moda demeyelim ama revaçta bir oyun. Evet. Rakibini bozmak için çift paçayı tutup oradan çekerek ters çevirmeye çalışıyor. Evet. Baş pehlivan Enes Doğan. Ama tabii ki başarılı olamadı. Mustafa Batu çok iyi savunma yaptı. Değerli güreşler, görüyorsunuz sabahtan kim kazanacak göreceğiz. Gökbel Er Meydanı'nda ki genç baş pehlivanın Gökbel yaylası yağlı pehlivan güreşleri finalinde. Er Meydanı'nda tekrar güreşten koç yiğitlere ele prezansı seyircimden Enes Doğan kocaman, önemli bir dağlı güreş organizasyonu Gökbel'de kürsünün ilk tepesine ismini yazdırabilecek mi? Bu arada Paris olimpiyatlarında kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetkin, 62 kiloda Nesrin Baş, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit olimpiyatlarda minlere çıkacak. Bu rekormende 60 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Burhan Akbudak, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Hamza Bakır güreş yapacak. Paris'te 97 kiloda İbrahim Çiftçi ve 125 kiloda olimpiyat şampiyonu Taha Akgül temsil edecek. Evet, tüm milli güreşçilerimize, milli sporcularımıza olimpiyatta başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. İhtar verilebilir Mustafa Batu'ya. Mustafa Batu yine sakatlık, önceki 3. turdaki de turdayken de. Bu arada Enes Doğan itiraz ediyor kulağı kefenine. İtiraz ediyor. Kulağı hakemlerinde Enes Doğan gitti. Dedi ki rakibim biraz güreştikten sonra yorulduğu için, sakat değil aslında, yorulduğu için, dinlenmek için sakatım deyip dinlenme pozisyonu yaratıyor kendisine. Evet. Puanlama bölümünü bekliyor diye kul hakemlerine şikayette bulundu Enes Doğan. Kul hakemlerin tamamı ayakta Enes Doğan'ı dinlediler. Ayrıyetten orada hakem gözlemcisi Erol Eren ustamız da olayın bizzat içerisinde olayı takip ediyor. Sevgili kanal ve izleyicileri, final müsabakası çok önemli baş pehlivanlar için. Kazanan baş pehlivan Alanya Gökbel geleneksel yağlı pehlivan güreşlerinin şampiyonu olacak. Bakalım kim kazanacak? Ama Enes Doğan baş pehlivan hala kula hakem heyetinin önünde rakibinin gelmesini bekliyor. Süre diyor, sakatlık süresini fazlasıyla kullandı Mustafa Batu diye kula hakemlerine sözler işte bu bulunuyor. Enes Doğan baş pehlivan. Normal devrede 5 dakika süre. Acaba kramp mı girdi? Ciddi ve sakatlığı olmasın. Sakatlık süresi 5 dakika mı Ramazan hocam? Evet, 5 dakika. Normal devrede 5 dakika, puanlamada 2 dakika. Evet. En fazla 5 dakika diyelim. Eğer
devam ederse o zaman yenik sayılıyor. Küçük orta büyük boyda mana referini. Sağ birden boşaldı. Aslında hemen, bu buyur. Şöyle sakatlık da olsa o aradaki pehlivanların güreş yapmadan geçen kısmını puanlama sürecinden önce ekleseler olur mu? Evet. Bunlar değerlendirilmesi gerekir değil mi? Evet. Mücadele başladı. Mustafa Yana Kürsüye, Ramazan Çilengar Kürsüye. Pehlivanlar, arkadaşlarınız sizi bekliyor. Lütfen Kürsüye. Hava daha da soğudu. Evet. Enes Doğan'ın baskısı hala devam ediyor. Evet, ihtar verilmesi gerekiyor Mustafa Batu'ya. Çünkü şu an daha yorgun ya da pasif güreşiyor. Enes Doğan'a karşı Mustafa Batu. Tabii güreşi kazanmak için hücum eden güreşçiler mücadelede daha çok başarılı oluyorlar ve kazanma istekleri arzusu ile daha fazla kazanma hamlesini yapan pehlivanlar kazanıyor her meydandaki karşılık verdi boyundurumla Enes Doğan. Yine üçüncü Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu'nun meydan hakemine bir numaralı hakeme itiraz ediyor. Mustafa Batu Enes Doğan müsabakasında baş pehlivan Mustafa Batu'ya birinci ihtarı verilmiştir. Kemal Berke Kaya üçüncü. Hasan Cengiz itiraz ediyor. Antalya Seri Belediye Başkanımız Doktor Sayın Kadir Kongul'un kumarı Mustafa Yanal Seri Cediz birinci. Şu an için önünde duramıyor sevgili seyirciler. Kadir Kumbulok Tekrani. Mustafa Batu. Ramazan Yıldız Çilengar. Birinci. Enes Doğan'ın. Küçük orta büyük boy tecrübelerimizin madalyalarını takdim etmek üzere. Doğa Koruma Milli Parklar Şefimiz Sayın Mevlüt Kodalı. Her meydana davetliyim. Arz ediyorum. Mustafa Batu baş pehlivan bir ihtar aldı ve sonra tekrar geri kaçtı. İhtardan sonra şu anda güreşe girmesi gerekiyor artık Mustafa Batu'nun. Orada bir faul teslim etti. Bir numaralı hakem, meydan hakemlerinin bir numarası. Şu an Hasan Cengiz de itiraz ediyor. Özcan. Pozisyon tekrarını ekrana getirebilir misin? Evet, evet. Sevgili yönetmenim. Tansiyon yükseldi. Orada. Az önceki evet, pozisyonun evet, tekrarını evet, ekrana... Evet, gözüne parmak. Ooo, bir daha, bir kez daha. Dirsek vurmuş. Bir kez daha ekrana getirelim. Pozisyonu iyi izliyoruz. Burada bir sendel ettiriyor Enes Doğan'ı. Enes güreşe girmeye çalışıyor. Oradan bir parmak derken parmak ama parmağını gösteriyor. Bir Enes'e ile karşılık verdi. Dirsek ve diz. Vuruyor. Evet. Ve, dirseği de vuruyor. Sertiyorum. Dirsekle karşılık. Enes Doğan'ın çenesine müdahale etti. Bir kez daha evet ekrana getirelim tekrarını. Dirsek faul. Faulün içerisine %100 evet. Giriyor. Öbürküler. Çünkü bir öncekinde Enes Doğan yumrukla karışık vursa evet, o da faul. Burada ama bir onu Enes'e vuruyor. Göze parmak. Tamam. Evet. Şu hamlesi bakın. Şu Enes'e normal Enes'e. Orada kızıp dirsek vurması bence sarı kartlık bir olay. Tabii. Daha önce hani bir sarı kartı var. Bu sefer itiraz ediyor. Çok şiddetli bir şekilde kulak hakemleriyle baş pehlivan arasında, Mustafa Batı arasında. Hakem heyetiyle Mustafa Batu arasında. Baş pehlivan Mustafa Batu kabul etmiyor faul yaptığını. Kule hakemleri de faul yaptın diyerek antrenör Osman Aynur
kul hakemlerinin neden faal olduğunu, neden faal olmadığını. Bu arada Osman Aynur da hocası, antrenör Osman Aynur, aynı zamanda aktif baş pehlivan Osman Aynur. Aynur da bu arada evet geldi olay yerine. Tahir abi ne diyorsun? Evet, doğal olarak Osman Aynur, Mustafa Batu'nun bu yıl beraber çalıştılar. Bir antrenörü gibi, bir abisi gibi Mustafa Batu'yu savunuyor orada Osman Aynur. Neden faal olmadığını, neden faal olduğunun açıklaması yapılıyor şu anda. Kul hakemlerince değerlendiriliyor sevgili kanal ve izleyicileri. Ve sonucu göreceğiz. Kul hakemleri neye karar verecekler? Verilen karar doğru karar olur. Çünkü iki baş pehlivan da bizim genç baş pehlivanımız. Kimsenin hakkı, kimseye geçsin istemiyoruz. İkinci sarı karttan ben hakem heyetinin vermiş olduğu karardan önce söylemiştim. İkinci sarı karttan bir kırmızı kart olması lazım evet. Diye röportaj evet, yapmamız gerekiyor. Evet. Mustafa Batu ikinci sarı karttan kırmızı kartla final güreşini kaybediyor sevgili kanal ve izleyicileri. Hala Osman Aynur ve Mustafa Batu.